Birimler örnek soru 3. Bu videomuzda birimler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. Aşağıda verilen birimler arası geçişleri kullanarak 20 mil uzunluğun kaç kilometre olduğunu bulunuz. 1 milin 5280 fit, 1 fitin 12 inç, 1 inçin 2,54 santim, 1 metrenin 100 santim, 1 kilometrenin de 1000 metre olduğu verilmiş. A şıkkını yapalım, ondan sonra B şıkkına geçeriz. Şimdi 20 mil uzunluğun kaç kilometre olduğunu bulacağız. Ama verilmiş olan bu birimsel geçişleri kullanarak. Öncelikle 1 milin 5280 fit olduğunu biliyoruz. O nedenle bu 20 mili öncelikle fite çevireceğiz. 20 mil 20 ile 5280'i çarparsak kaç fit ortaya çıkacağını buluruz. 20 çarpı 5280 fit. Buradan birimimiz fit olmuş olacak. Bunu bir hesaplayalım. 20 çarpı 5280 105.600 fit oldu. Şimdi buradan inçe geçeceğiz. 1 fit 12 inç. Bu nedenle bu 105.600'ü 12 ile çarpınca kaç inç olduğunu bulmuş olacağız. 105.600 çarpı 12. Artık birimimiz de inçe dönüşmüş olacak. Yapalım bunu da. Çarpı 12 dersek 1.267.200 inçe geldik. 1 inç 2,54 santim. Şimdi santime geçeceğiz. Santime geçmek için de buradaki inç değerini 2,54 ile çarparsak santimetreye geçmiş olacağız. Bunu da yapalım burada. 1.267.200 çarpı 2,54. Artık birimimiz de santimetreye dönüşmüş olacak. Yapalım bunu da. Çarpı 2,54. 3.218.688 santimetreye gelmiş olduk. 1 metrenin 100 santim olduğunu biliyoruz. Şimdi bu santimetreden metreye döneceğiz. Küçük birimden büyük birime doğru geçiyoruz. 100'e böleceğiz bunu. 3.218.688'i 100'e bölersek, bölü 100 dersek buraya virgül gelmiş olacak. Yani 32.186.88 metreye dönüşmüş olacağız. Buradan da en son olarak 1 kilometre 1000 metre. Kilometreden metreye dönmek için de metreden kilometreye dönmek için de 1000'e böleceğiz. Buradaki metreyi 1000'e bölersek kilometreye çevirmiş olacağız. Çünkü küçük birimden büyük birime doğru geçiyoruz. Bölme yaparak ilerlememiz lazım. 1000'e bölersek bunu da bu virgül 32 ile geri kalan arasına gelmiş olacak. 32.186.88 kilometreye eşittir. 20 mil uzunluğu kilometre biriminde. Gelelim şimdi B şıkkına. Kenar uzunluğu 5 santimetre olan küp şeklindeki bir cismin kütlesi 350 gramdır. Bu cismin yoğunluğunu SI baz birimlerine göre bulunuz. Burada SI baz birimleri, SI birim sisteminde bazı birimleri baz olarak almaktayız. İngilizce'deki bir söylemi Türkçe'ye baz birimler olarak çevirdim. Direkt SI birimleri olarak da düşünebiliriz. SI birim sisteminde uzunluk metre ile hesaplanır baz birimlerde. Yani SI birim sisteminde biz bir şeyi ifade ettiğimizde birimsel olarak uzunlukta metreyi, kütlede kilogramı, zamanda saniyeyi kullanırız. Bunlar SI baz birimleri olarak bilinmelidir. Diğer birimler arası geçişleri bunların üzerinden yaparız gerekirse. Şimdi biz burada yoğunluk hesaplayacağız. Yoğunluk
Kütle bölü hacimdir. Yoğunluk. Kütle bölü hacim. Yani D eşittir M bölü V. Yoğunluk için bazı kaynaklarda farklı harflerde kullanılabilir. Çok önemli değil. Şimdi burada bizim kütlemiz 350 gram. Biz ne dedik sı birim bazlar için? Kilogram olması lazım birimin. 1 kilogram 1000 gramdır. Bu nedenle buradaki gramı 1000'e bölersek biz kilograma çevirmiş oluruz. Bunu 1000'e bölersek 0,35 olarak değeri bulmuş oluruz. Şimdi bölü hacme geldiğimizde bizim kenar uzunluğumuz 5 santim ve küp şeklimiz. Bunun hacmini hesaplamamız lazım. Kübün bir kenarının 5 santim olduğunu biliyoruz. Bizim uzunluk için kullanacağımız sı baz birimi metre olacak. Buradaki 5 santimi metreye çevirelim. 1 metre zaten 100 santim olarak burada verilmiş. Yani bunu 100'e bölersek bunu sı baz birimine çevirmiş oluruz. 100'e bölersek 5 bölü 100 olur. O da 0,05 metre olur. Şunun birimini yanına yazalım. Kilogramdı bu. Bunun hacmini hesaplarken kübün hacmi a küptür. Bir kenarının kübünü alırız. Yani 0,05 metrenin kübünü alıyoruz. Bunun sonucunda da metre küp elde edeceğiz. Buradaki 0,05'in kübünü alırken de şunu şöyle yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak ifade edelim şunu. Burada hem 5'in hem 10 üzeri eksi 2'nin kübünü alacağız. 5'in kübünü alırsak 125 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin kübünü alırsak 3 ile eksi 2'yi çarparız. 10 üzeri eksi 6. Bunu da aşağıya koyuyoruz hacim olarak. 125 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre küp. Buradan da devam edecek olursak şu yukarıdakini de üstü olarak ifade edelim. 35 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir o. Bölü aşağıda da 125 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram bölü metre küp. Şunu da hesap makinesiyle bir yapalım bakalım nasıl bir şey gelecek. 35 bölü 125 çarpı 10 üzeri 4 olur oradan da. 2800 kilogram bölü metre küp bizim yoğunluğumuzdur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.